Sağlıkla Spor'un bu programında da ölüm nedenlerinden ikinci derecede sorumlu olan ve çaresi de bulunamamış bir hastalık olarak kabul edilen kanserle egzersiz ilişkisinden bahsedeceğiz. Kanserin neden olduğu ölümlerin kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada olması gerçekten çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu zaten ortaya koyuyor. Öncelikle Seçkin Hocam'a şunu sormak istiyorum bu konuyu aydınlatmak açısından. Önce kanserin ne olduğunu bize anlatır mısınız? Hocam kanser vücutta normal olarak var olan hücre yapısından daha farklı yapıdaki hücrelerin sayısının giderek artması, bunların vücudun değişik organlarına, değişik sistemlerine yayılması sonucunda vücutta bir takım yetersizliklerin gelişmesiyle baş gösteren bir hastalık. Yani hücrelerin çoğalmasını önleyemediğimiz. Aynen hocam. Bir hastalık. Değişik bölgelerine yayılmasını engelleyemediğimiz bir hastalık. Bu şekilde kan şeydeki organlardaki fonksiyonları bozarak burnada yetersizliklere yol açıyor. Evet. Organların normal dışı aktivitede çalışmalarına sebep oluyor ve giderek bazen kısa zamanda, sürede bazen uzun sürede ölümlere yol açabilen bir hastalık. Yani yüzyılımızın vebası gibi aynen bir hocam, aynen. Terim de kullanılıyor bu konuda. Evet. Peki kanserin oluşmasındaki risk faktörlerini sayarsak hocam, neler? Kanser oluşmasında değişik risk faktörleri var. Bunları bilim adamları değiştirilebilen faktörler ve değiştirilemeyen faktörler olarak açıklamakla beraber, değiştirilemeyen faktörler arasında özellikle yaş, mesela özellikle 60 yaşından sonra kanserin daha sık görülmesi, evet. Yine bazı kanser türlerinin yaşla birlikte daha fazla görülmesi, özellikle kolorektal bağırsak kanserlerinin belli bir yaştan sonra, yine meme kanserlerinin belli bir yaştan sonra sık görülmeye başlanması, prostat kanserlerinin, bu yaşa bağlanan bir faktör. İkincisi cinsiyet. Özellikle bayanlarda yine meme kanserlerinin sık görülmesi, bunun dışında bağırsak kanserlerinin, erkeklerde pankreas kanserlerinin biraz daha fazla sık görülmesi cinsiyete bağlanmış. Irk, yine beyaz toplumda deri kanserlerinin daha sık görülmesi zenci ırka nazaran. Güneş ışınlarından dolayı hocam, direkt maruz evet. kalmasıyla beraber. Genetik faktörler yine ön planda. Genetik faktörler olarak da bir şeyimizi gösterebilir miyiz? Slaytları bir görebilirsek. Genetik faktörler olarak da özellikle evet. yine ailede kanser riskinin olması gelecek nesillerde bu riski arttırıyor. Bunlar özellikle genetik yapıyla ilişkili bir takım faktörler incelenmiş. Burada gösteriyor, buradan açıklayabiliriz. Bundan sonraki slaytlara bakabilirsek. Telomer yapısı dediğimiz özellikle nükleotit dediğimiz dizilerden oluşan bir takım gen yapıları, kromozom yapıları var. Evet. Bu telomerlerin uzun olmasının daha sağlıklı topluma yardımcı olduğu, daha sağlıklı yaşama yardımcı olduğu daha sağlıklı hücre fonksiyonunun yerine getirmesinde bir göstergesi olduğu gösterilmiş. Evet hocam. Nitekim bu bulgu da 2009'da Nobel ödülü almış. Evet. Çekas ve arkadaşları tarafından yapılmış bir çalışmayla ödül almışlar. Evet. Bu araştırmacılar egzersizin telomer uzunluğuna etkisini araştırmışlar ve egzersiz yapan bireylerde telomer uzunluğunun çok daha fazla olduğu saptanmış. Telomer uzunluğu bizim için aynı zamanda yaşlanma açısından da önemli. Çünkü telomer uzunluğu kısaldıkça yaşlanmanın olduğu, hücre yapısının yaşlandığını, fonksiyonların yavaşladığını göstermiş. Telomer uzunluğu ne kadar fazla olursa vücut değişik fonksiyonlarını, işte kan hücresinin yapımını,
Bunun dışında diğer hücrelerin çoğalmasını, normal olarak çoğalmasını daha düzgün bir şekilde sağlıyor. Eğer telomerler kısalmaya başlarsa bu kanserle de ilişkisi saptanmış. Telomer kısa olması, hücrelerdeki telomer uzunluğunun kısa olması çünkü kanser riskini arttırdığı bulunmuş. Bir de şu var şimdi mesela bir araya girmem gerekirse spor yapan insanların daha aktif, daha genç yani yaşlarından çok daha genç göstermeleri. Evet hocam. Fonksiyon olarak da daha aktif olmaları. Evet. Yani kendi yaştaşlarından daha aktif olan bir yaşlı daha çok gençliğinde de yapabildiği şeyleri yapabilir durumda olması. Bütün bunlar da bu bulguların biraz dış göstergesi gibi algılanabilir diye düşünüyorum. Evet. Doğru, evet hocam. Bunun dışında bir de değiştirilebilen risk faktörleri var. Bunlar arasında çevresel faktörler, özellikle güneş ışığına yine çok fazla maruz kalma, cilt kanser riskini artırabiliyor. Onun için değil mi birçok önlem alınması gerekiyor. Güneşte çok kalınmaması ya da koruyucu faktörlü kremlerin kullanılması. Bunun dışında hava kirliliği özellikle akciğer kanseri riskini artırabiliyor. Burada mesela bir şey ekleyebiliriz. Hava kirliliğinde hava kirliliği olan caddelerde spor yapmamak. Yapmamak evet. Yani hocam. Arabaların çok geçtiği caddelerde spor yapmamak, oralardan uzak, havası temiz olan yerlerde yapmak bu da çok önemli. Evet. Evet. Bunun dışında zararlı alışkanlıklar dediğimiz yine sigara, alkol kullanımı aşırı miktarda, uyuşturucu tarzında sigara zaten artık apaçık ortaya çıkmış aynen hocam. Bir neden. Evet. Yine beslenme faktörleri özellikle son zamanlarda artan fast food tarzı beslenmeler ya da etlerin özellikle pişirilirken dikkat edilmeden şekilde hazırlanması. Bir anda yanarak ısıya maruz. Evet hocam. Bu özellikle bağırsak kanseri riskini arttırdığı saptanan etkenler. Özellikle. Bir de tabii değiştirilebilen risk faktörleri arasında bizim de birazdan konuşacağımız en önemli egzersiz. Egzersiz var. Egzersizin özellikle de bir önceki slide'ı tekrar bir alabilirsek. Egzersizin özellikle de meme kanseri başta olmak üzere. Evet. Burada hayvan deneylerinde kullanılan fareleri görüyoruz. Bunlara da koşullar yaptırılarak egzersizin ne düzeyde etkili olduğu araştırılmış. Bu çalışmalarda hem yüksek yağ içeren besinlerle beslenilmiş bu fareler. Hem de beraberinde egzersiz yaparak egzersizin koruyucu rolü araştırılmış. Evet. Ve özellikle meme kanseri başta olmak üzere ki meme kanserinde %30-35 düzeyinde bir azalma, neredeyse yarı yarıya bir azalma sağlıyor. Yani kanser oluşmadan önlemeye yardımcı oluyor. Evet. Bunun spor dışında, yapan bayanların da, yani evet hocam, yani en yüksek 5-6 kadında bir görülebilen bir kanser oranını çok daha fazla azaltmaları mümkün. Evet, yarı yarıya azaltıyoruz neredeyse. Yarı yarıya evet. Bunun dışında %20-25 oranında bağırsak kanseri oluşma riskini azaltıyoruz. Yine pankreas kanserini riskini azaltıyoruz. Özellikle yine bayanlarda serviks, erkeklerde prostat kanseri riskini azaltabiliyoruz, önleyebiliyoruz. Anlamlı etkileri. Meme kanserini özellikle hangi mekanizmayla azaltıyoruz? Etken mekanizması bayanlardaki östrojen düzeyinin artması. Östrojen niye artıyor? Özellikle sağlıksız beslenenlerde vücut yağ oranının artmasına bağlı olarak yağ dokusundaki östrojen düzeyi fazla miktarda salgılanıyor, fazla miktarda oluşturuluyor ve bu da kansere bir risk azalıyor meme kanserine. Çünkü meme dokusunda östrojen reseptörleri çok fazla sayıda. Egzersiz bunu nasıl etkiliyor hocam? Östrojen reseptörlerini blok ederek buradaki reseptör sayısını azaltarak ama en başta yağ dokusunu azaltarak bunu sağlıyor. Yani hem etken mekanizmayı azaltıyor hem de salgılanan östrojenin etkilediği dokulardaki reseptörü azaltmaya yardımcı oluyor. Söylediğinizde yani kritik bir nokta var tabii. İnsanlar spor yapıp zayıflamadıkları zaman zannediyorlar ki sporun etkisinden faydalanmıyorlar. Şimdi bu söylediğiniz çok tipik bir örnek. Kilosu olmasına rağmen kilo veremese bile reseptörleri azaltarak gene kanseri önleme etkisi yapıyor. Gene diğer hastalıkları önleme etkisini yapıyor. Yani kilo vermiyorum diye spordan uzaklaşmak çok büyük bir hata oluyor burada. Yani doğru söz hocam. Egzersizin yapılırken hedef amacın kilo olmaması lazım. Tabii. Yani kiloyu düşünerek egzersiz yapan kişiler kilo veremediklerini gördüğünde egzersizi bırakırsa zaten diğer riskleri arttırma
riskine sahip. Zaten genel bir kanı vardır. Yani spor yaparak zayıflanmaz. Spor yaparak daha çok kilonuzu korursunuz. Ama diyetle beraber yaparsanız zayıflarsınız. Bir de tabii egzersiz sürenizi 5-6 gün haftada 1 saate çıkarmanız gerekiyor. Evet, hatta böyle yaparsanız diyeti bile daha az yapabiliyorsunuz gibi faktörler var. Evet. Yani şu aklımızda olacak, sadece egzersiz yapmakla kilo veremeyiz. Diyet de yapmamız lazım, hem de süreyi uzatmamız lazım. Ama spor etkisini her bir şekilde kilo vermeseniz de olumlu etkisini gösteriyor. Yine bağırsak hareketlerini arttırarak özellikle bağırsak kanseri riskine yol açan toksik maddelerin ve bakterilerin vücuttan, çünkü bağırsak çalışmasını hızlandırıyor. Mekanizma toksik maddelerin daha kısa süre. Toksik maddelerin bağırsakla daha kısa sürede temasını sağlıyor. Ve böylece bağırsak kanseri riskinde dediğimiz gibi %20-25 oranında, yani 1/4 bir oranında aşağı yukarı azaltıyor. Yani 4 kişiden birinin spor yaptığı zaman bağırsak kanseri oluşmasını önlemiş oluyoruz. Önlemiş oluyorsunuz, evet. Yine pankreas kanseri özellikle fazla yağ dokusu salgılanmasına bağlı olarak biliyorsunuz insülin hormonu dediğimiz hormon pankreastan salgılanıyor. Evet. Temel oluşturum yeri. Ve buranın çok fazla çalışması, yağ dokusundaki artıştan dolayı insülin hormonunun fazla salgılanması pankreas kanseri riskine yakalanmayı arttırıyor. Egzersiz yaparak insülin salgılanmasını azaltarak da bu riskin önüne geçmiş oluyoruz. Önüne geçiyorsunuz. Tamam. Evet, saydığımız gibi bu tip bir çok kanseri yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi tabii aslında biz nasıl kardiyovasküler hastalıkları egzersiz %40 oranında azaltıyorsa, senin söylediğin gibi mesela bir meme kanserini de %30-35 gibi oranlarda, büyük oranlarda azaltabiliyor. Şimdi bu göz önüne alırsak egzersizin önleyici, yani küçük yaşlardan itibaren yapılıp kilo almadan yapılması ve bir alışkanlık zaten haline getirilmesi en etken oluyor. Evet, en etkili faktör. İleri yaşlarda başlanan spora göre çocukluk yaşlarında başlanan sporun bu tip rahatsızlığın önlenmesinde etkisinin daha fazla rolü olduğunu var, ama bir gerçek bundan var. Evet. Dolayı mümkün oldukça çocuklara sporu alıştırmamız lazım. Yani o alışkanlığı kazandırmamız lazım. Özellikle bayanların 5-6 bayanda bir meme kanseri riski taşıyan bayanlarda, bir de biliyorsunuz osteoporoz riski de aynı şekilde 6 bayanda bir kemik erimesi hastalığı riski var. O yüzden kız çocuklarımıza özellikle sporu daha da önemli. Yani erkekler için de çok önemli. Tabii onlar için de prostat kanseri gibi şeyler için önemli. Ama bayanlarda bu çok yüksek bir oran, yani çok 6'da 1. Evet. O yüzden bunların yüzdesi yapılan çalışmalarda, sen de söyledin, egzersiz yapılırsa ne oluyor? O riski azaltmış oluyoruz. Ama bu şu demek değil, yani ileri yaşlarda spora başlarsak etkisini görmemiz, hayır. Gene anlamlı tabii şekilde ki, etkisini her bir şekilde görüyoruz. Yani ama söylediğimiz gibi işte meme kanseri riskini 1/3 azaltabiliyoruz. Evet. Diğer faktörleri neredeyse 1/4-1/5 bir azaltabiliyoruz. Hangi yaş olursa olsun mutlaka her yaş uygun sporlar vardır. Tabii. Egzersizler vardır. Tabii. Hiç hareket etmemektense hareket her zaman daha iyidir. Mutlaka hareket etmemiz lazım. Benim söylemek istediğim özellikle çocuğu olan kişiler için, yani çocukluk çok döneminde önemli, spor alışmamız lazım. Asıl önemli olan o. Ama maalesef bizim ülkemizde okullarda ve işte orta derece ve liselerde spor en son değer verilen derslerden biri halinde. Sanat öyle. Yani insana asıl gerekli olan dersler en sonda geliyor, önemseniyor. O yüzden toplumun da spora bakışı maalesef son derece yüzeysel. Yani gibi bir şey var. Yani bu da işte geri kalmış toplum olmanın sonuçları diye değerlendirebiliriz. Evet hocam. Şimdi tabii egzersiz yapacağız, ama bir de bunu nasıl yapacağımızı geçmiş programlarda söyledik. Yani burada bir kısa bir vurgulama yaparsak, hareket etmekle fitness kazanmak arasındaki farkı bir kere daha tekrar edebilir miyiz? Yani hareketli bir ev kadını bütün gün hareket eder ama fitness kazanamaz. Kazanamaz. Ama çünkü hocam fitness kazanmak için, yani kalbin
çalışmasını belli bir fonksiyona ulaştırmak için belli nabız aralığında spor yapmak lazım. Evet. Eğer o nabız aralığını tutturamazsak günlük yaşam da yaptığımız gibi, yani dediğiniz örnekteki gibi ev bayanları, ev temizlemekle, yemek yapmakla belki hareket ettiğini düşünüyor olabilir. Evet. Ama bu işlerde nabız artmadığı için herhangi bir fitness kazanamaz. Ve nabzı belli bir nabzı, süre, en az 10 dakika. Evet hocam, işte. Yani önerilen şey genellikle günde 30 ila 45 dakika. Tabii yine bireyden bireye değişmekle birlikte bu egzersiz programı değiştirilebilir. Yürüyüş olursa bu söylediğin tabii. Yürüyüş olursa dedi, evet. Ama koşu olursa 20 dakika bile haftada 3 gün yeterli olabiliyor. Yürüyüşlerde haftada 5 gün. Önemli olan nabız düzeyini belli bir aralıkta tutmak. Bu da 220 eksi yaş çarpı %60 ila 80 arasındaki. Ya da daha pratik bir reçete verirsek kendini biraz zorlanmış hissedecek. Mesela yaşlılarda en kolay reçetemiz hızlı yürüme. Hızlı yürüme. Yarım saat hızlı yürümek mesela, haftada 5-6 gün. Çok basit bu. Yine bunun için kullanılan bazı skalalar da var. İşte spor yaparken yanındaki eğer birey varsa onunla konuşabileceğin, bir nefes kalmadan konuşabileceğin bir tempoda yürümek gibi değişik skalalarda kullanılıyor. Evet, biz biraz hesap özürlü bir toplum olduğumuz için bu skalayı kullanıyoruz. Bu skalaları kullanmak lazım. Çünkü üniversite imtihanlarında bakıyorsunuz binlerce çocuk matematikten sıfır alıyor. Yani pek sevmiyoruz matematik. Şimdi tabii kanser olmuş bir hastanın da egzersiz yapıp yapamayacağı merak edilen hususlardan bir tanesi. Yani ne kadar egzersiz yapabilir, ne faydası olabilir kanserli hastaya? Bu konuda ne söylersiniz? Hocam, kanserli hastalar da mutlaka egzersize yönlendirilmesi gereken bireyler arasında yer alıyor. Şimdi kanserin özellikle kanserli hastalarda kullanılan kemoterapik ajanların veya işte yapılmış olan ameliyatların etkisiyle geçirmiş oldukları ameliyatların etkisi var olan bir yan etkiler var. Evet. Kanserdeki en sık görülen yan etki de yorgunluk. Kişi kendini yorgun hissediyor olabilir. Ki neredeyse çok tüm öyle. Kanser hastaları bunu hissediyor. Evet. Ama eğer ben yorgunum diyerek spor yapmıyorsa, hareket etmiyorsa bu kişi dinlenmiş olmuyor. Aksine yapılmayan hareket bu yorgunluğu var olan şikayetlerini daha da arttırıyor. Kanserdeki yorgunluk nasıl özellikleri vardır? Bir defa ani başlar, aktiviteyle ilişkisi yoktur, uykuyla veya istirahatle düzelmeyen yorgunluktur. Evet. Bundan dolayı yani kişi kendini dinleniyorum ben, yorgunluğum geçecek diye düşünüyorsa aksine kas yıkımındaki artıştan dolayı, hareketsizliğin vermiş olduğu kas yıkımındaki artıştan burada dolayı... Burada bir şey söyleyeceğim size Eşkin Hocam, çok ilginç. Geçen de müzikle uğraşan genç bir erkek arkadaşla görüştük. Spordan ben bahsettim. Niye spor yapmıyorsunuz diye. Bana şöyle dedi. O kadar yorgun oluyorum ki dedi. Yani müzik yapıyor bu sonuçta. Hı. Tabii olabilir tabii. Yoğun bir çalışma. O kadar yorgun oluyorum ki adım atacak halim kalmıyor. Halbuki bu biraz önce söylediğim yalancı bir yorgunluk. Yalancı bir yorgunluk. Yani yalancı o hocam. Çıkıp bir ter atsa 20 dakika eminim kendini ki sabah daha yeni kalkmış gibi hissedecek. Yani bunu topluma da mesaj vermek için söylüyorum. Kendinizi hele ofis işlerinde, yani kafayla hesapla işler yapıyorsanız kendinizi hissettiğiniz yorgunluk yalancı bir yorgunluk. Yoktur. Çünkü fiziksel bir iş yapmadınız. Kafa yorgunluğu o sizi maskeliyor. Fiziksel yorgunluğu. Onun için çıkın, spor yapın. Bakın akşam başka bir aktiviteye daha vaktiniz olacak. Evet. Çünkü egzersiz kardiyak output dediğimiz kanın oksijen taşıma kapasitesini artırıyor. Kasın oksijen alım kapasitesini artırıyor. Oradaki mitokondri sayısını artırarak kasın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bu şekilde enerjimizi artırıyor. Bir de kendinizi iyi hissediyorsunuz. Endorfin salgılıyor. Bir anda kendinizi yorgun hissederken iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Kanserli hastalardaki zaten temel problemlerden birisi gerek yorgunluğun etkisiyle gerek kanserin kanser hastalığının tanısının vermiş olduğu etkiyle bir kendine güvensizlik olarak da var. Yani strese giriyor, depresyon ve anksiyete durumları yaşamaya başlıyor. Için, egzersiz bunları da geri çeviriyor. Yaşam kalitesini artırmamıza yardımcı oluyor. Tabii. Çünkü günlük aktivitelerimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Evet. Kendimizi daha enerjik hissetmemize yardımcı olduğu için günlük aktivitelerimizi daha isteyerek yapmamızı sağlıyor.
Yine kanser olan veya bu kansere bağlı yorgunluğu yaşayan insanlar kendine olan ilgisi de azalıyor. Bu ilgiyi de arttırmaya yardımcı olan bir aktivite, egzersiz. Evet. Bundan dolayı mutlaka kanser hastalarına egzersiz tavsiye ediliyor. Ne tür egzersizler önerebiliriz? Bunlara? Eğer kişi yatağa bağlı değilse veya kemik ağrıları yoksa her türlü hareketi, yani normal sağlıklı bir bireyin yaptığı her türlü hareketi yapabiliyor. Yapabilir. Ki Amerikan Kanser Birliği Cemiyeti'nin vermiş olduğu bir öneri var bununla ilgili. 2010 yılında bir konsensus sonucunda yayınlanmış bildiri. Yürüme veya direnç bisikleti, yani kondisyon bisikleti dediğimiz bisiklete binmenin kanserli hastalarda hiçbir sakıncası yok. Bunları yapabilir. Bunun dışında aktiviteler de yapabilir. Mesela aerobik egzersiz dediğimiz, düzenli olarak diğer programlarda sizin bahsettiğiniz yürüme, koşu, bisiklet, bu tarzdaki sporlar haftada 150 dakikaya kadar orta şiddette %60 civarında veya %80 civarında yapılıyorsa fakat 75 dakika sürede yüksek şiddette önermiyoruz. Önermiyoruz yani. Çünkü çok yüksekte yapılan egzersizlerin de antioksidan etki azalttığı, antioksidan. Orada stres radikallerinin özellikle hidrojen peroksit, hidroksil gibi maddelerin birikmesiyle kansere yol açabileceği ya da kanser hücrelerini tetikleyebileceği saptanmış. Ama bu dediğimiz çok yüksek şiddetlerde yapılırsa, bu lütfen ancak kimsenin kafasını karıştırmasın. Yani egzersiz kesinlikle böyle bir rol değil mi? Çok yüksek şiddetlerde yapılırsa etkisi olabiliyor. Ama saydığımız %60 ila 80 şiddetinde yapılırsa, söylediğimiz sürelerde yapılırsa tamamen koruyucu ve tedavi edici etkisi var. Üstelik şeyi de destekliyor, immüniteyi de yani. Bağışıklık sistemi de kanserle savaşan en önemli faktörler. Çünkü kanserli hastalar ne oluyor? Enfeksiyon riskinde bir artış oluyor. Tabii. Egzersizin immüniteyi desteklemesi bu riski de azaltıyor. Azaltıyor değil mi? Yine direnç egzersizleri haftada 2 gün kadar önerilebiliyor. Kendi vücut ağırlığıyla yapılabilir. Çeşitli direnç lastikleri var. Bayanların daha çok pilates lastiği olarak bildiğimiz lastikler. Ufak ağırlıklarla çalışmalar yapılabiliyor. Haftada 2 ila 3 gün 6-12 tekrarlı 1-4 set şeklinde egzersizler, direnç egzersizi mutlaka yapılması lazım. Çünkü egzersiz kanser hastalığının vermiş olduğu o kas erimesini ya da kas kaybını önleyici de bir etkisi var. Etkisi de var, evet. Hatta kasın kitlesini de artırabiliyor. Yani kanserin yol açmış özellikle olduğu mekanizmanın kanserli hastalarda, özellikle genç hastalarda çok daha fazla. Peki ilginç bir soru tabii bu. Profesyonel düzeyde spor yapabilir mi bir kanserli hasta? Bunun bazı örnekler var biliyorsunuz. Canlı bisiklet. Lance Armstrong var. Geçen de bir vaka daha oldu galiba. Birkaç örnek var bu konuda. Eric Abidal denilen profesyonel bir futbolcu var. Barcelona'da oynayan bir futbolcuydu. Karaciğer transplantasyonu da geçirmiş kanser bir sporcu. Tabii karaciğer kanseri nedeniyle karaciğer nakli geçiriyor. Evet. Ve buna rağmen bir sene sonrasında çıkıp yine Barcelona'da ardından Monaco'da ve Olympiakos'ta futbol oynayarak kariyerini noktalıyor. Lance Armstrong dediğiniz çok güzel bir örnek. 6 sene üst üste herkesin kazanmasının zor olduğu bir Fransa açık tenis turunu kazanıyor. Fransa bisiklet açık turunu kazanıyor. Bak zaten güzel. Yine güzel bir örnek var hocam. Eric Chantenay denilen 100 metre 200 metre kurbağalama stilini güzel bir yüzücü. Kanser olduğunu öğrendikten bir hafta sonra onun da resim var. Değiştirebilir miyiz onu da? Bir önceki slide olabilir belki. Evet, bu sporcu kanser olduğunu öğreniyor. Bir hafta sonra yarışmalara giriyor ve ikinci oluyor. Gümüş madalya kazanıyor olimpiyatlarda, Pekin olimpiyatlarında. Evet. Ama tedavisini olduktan sonra da yine yüzmeye devam ediyor ve Amerika milli takımını şu anda hala temsil etmeye devam ediyor. Bunun gibi çok örnekler var. Yani kanser, yani bu şu oluyor ki kanser olmak, oldum diye bir köşeye hayattan, çekilmek olmuyor. Mutlaka yaşama devam etmek lazım. İşte çok canlı örneklerimiz var, saydığımız futbolcular, yüzücüler, tenisçiler,
Yine Türkiye'de oynayan bir basketbolcu var. Beşiktaş'ta ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan, hala da basketbola devam eden. Yani demek ki kanser bir şeyi yapmaya engel değil. Evet. Zaten egzersiz yapmamız lazım ama spor yapmayı da seviyorsak sporu yapmamıza, profesyonel olarak spora katılmamıza da engel değil. Tedaviyle beraber buna devam edebiliyoruz. Evet. Tabii ki son yıllarda gerek kanser tedavisindeki ilerlemeler, gerekse bu tür koruyucu faktörlerin öneminin toplum tarafından daha iyi anlaşılması muhakkak çok önemli. Yani spor gördüğünüz gibi her hastalıkla beraber de yapılabiliyor. Hastalıklar tedavi olduktan sonra da egzersiz yapılabiliyor. Onun için tabii hocam, küçük yaşlardan itibaren başlamak da burada en büyük avantajı bize veriyor. Sırasında evet. Değinmeyi unuttuğumuz bazı şeyler var. Mesela kanser hastalığının en büyük korkuları yaşamlarının sonlanması veya bu kanser hastalığının sık tekrarlaması. Eğer egzersiz tedaviyle beraber yaparlarsa, aldıkları tedaviyle birlikte uygularlarsa, egzersizin yaşam, özellikle meme kanseri olan hastalarda yaşam süresini uzattığı da saptanmış. Ve aynı zamanda kanserin rekürensin, yani tekrarlama sıklığını da azaltmış. Bu yüzden egzersizi mutlaka tedavinin bir parçası olarak koymaları gerekiyor. Tabii meme kanserinde gerek egzersiz yapılırken bir yandan da kontrolleri aksatmamak gerekiyor. Tabii, belli bir yaştan sonra o da çok önemli. Evet. Birçok kadın maalesef bundan çekinerek, yani meme muayenesinden çekinerek halbuki ne kadar erken yakalanırsa o kadar hem tedavisi oluyor, hem de egzersiz de tekrarının önlenmesi de o kadar başarılı olacaktır. Evet. Yani şey yapmadan, hastalık çok fazla ilerlemeden bunu önlemiş olacağız. Görüldüğü gibi uzun süredir bu programları devam ettirdiğimizde birçok hastalıkta, yani özellikle iki tane çok önemli ölüm nedeni olan hastalıkta egzersizin çok etken bir rol oynadığını hem da önlemede, hem tedavide. Hem önlemede hem tedavide çok etken bir rol oynadığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yapılan eğitimle ilgili, yani sporun eğitimin içine çok yaygın bir şekilde girmesi, hem çocukların akılsal hem ruhsal hem de sağlık açısından üst düzeyde yetişmesi için Batı'da en çok önem verilen faktörlerden biri olması nedeniyle yöneticilerin bu konuya daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela bizim stajyerlerde yaptığımız bir ankette de maalesef aynı gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. 10 tane stajyerden bir tanesinin bizim anlattığımız manada ancak spor yaptığını görüyoruz. Bu da yüksek öğretim düzeyinde de maalesef sporun çok fazla önemsenmediğini ortaya çıkartıyor. Temennimiz bundan sonra bu gerçeklerle yani farkına varıp çocuklardan başlayarak egzersiz süresini artırmak. Evet, toplumsal uygulamalar yapmadığınız sürece, bireysel olarak bu işin gelişmesini beklediğiniz sürece bu işin düzelmeyeceği de maalesef bugüne kadarki deneyimlerimizden ortaya çıkmış durumda. Bütün yöneticileri de bu konuda uyarıyoruz. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum ben Seçkin teşekkür Hocam. Bir konuda birkaç kişiyi aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Ben teşekkür ederim hocam.